Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bulutu görebiliyor musunuz arkada? Beklemenin diyor. Evet, sabah erken saatte biz çıktık, şimdi annemlere geçiyoruz. Onlar yaklaşık bir haftadır yoklardı. Bugün dönüyorlar, şu an yoldalar Allah'ın izniyle. Bulut onları çok özledi. Dün öğleden beri özellikle inanılmaz derecede. Hani ne yapacağını bilemiyor artık. Hiçbir şey onu mutlu etmiyor. Beni de bayağı yoruyor tabii bu halleri. Hazır onlar gelecekken biz de gidelim, kahvaltımızı orada yapalım dedik. Ablam da geliyor. Hem kahvaltımızı yapacağız hem de onlar için şöyle yoldan gelecekler. Bir hazırlık yaparız. Bulut'a daha şimdilik tam net söylemedim, hani teyzenler geliyor yolda diye. Çünkü heyecanlı, inanılmaz sabırsız, beklemeyi bilmiyor. O yüzden geldikleri zaman sürpriz olması daha iyi olacak. Sabah sabah zaten bir de evden çıkmadan kapının önünde beni bekliyordu. Beni beklerken de görevli katları siliyormuş. Sen kapının önünde bekle, burayı yeni sildim, kayma demiş ona. Bana bağırdı diye inanılmaz derecede ağladı. Onu sakinleştirene kadar bir 10 dakika uğraştım. Ne oldu diyorum, hani ya dokundu mu, bir zarar mı verdi şimdi? Ondan da emin olamıyorsunuz. O sırada ben hani banyodan bir şarj aletimi almaya gitmiştim. Yani inanılmaz ağladı. Ya Bulut çok duygusal bir çocuk. Balık burcu olmasının da etkisi var zannediyorum. İnanılmaz duygusal. Ben bile hani azıcık sesimi yükselteyim ya da babası azıcık sesini yükselsin, hemen böyle dudaklarını büzer, ağlamaya başlar. O yüzden yabancı bir kişinin ona öyle hani komut vermesi diyeyim, inanılmaz dokunmuş. Okula başladığı zaman Allah yardımcım olsun demek istiyorum. Başka hiçbir şey diyemiyorum. O şimdi parkta oynuyor. Hemen biz de annemlere geçelim. Kahvaltımızı yapalım. Öyle. Heyecanlı mısın? Kim geldi? Kim geldi? Bil bakalım. Yardıma geliyor. Hop. Ne uyuması, uyur mu o? Heyecandan yerinde duramıyor. Kim gelmiş, koş. Hoş geldiniz de, koş. Yok, Necla'dan yukarı çıkıyor. Necla. Tamam, hepsini getiriyorum. Sana ne hediyeler almışlar acaba, merak ediyor musun? Heyecanlı mısın? Bu anneanneden, al bakalım, bu anneannenin hediyesi, tamam mı? Anneanne... Aç bakalım sen. Aç bakalım. Şeyma da geldi. Evet. Ne almışlar? Bunları almışlar. Ev botu mu almış sana anneanne? Bakalım anne. Başka ne? Bir tane daha çıktı. Kitap kimin hediyesi olsun? Fark etmez. Bu en çok sevdiği şeylerden. Ne çıktı? Onlar ev ayakkabısı anneciğim. Evde giymen için anneannen almış sana. Sıcacık olur onlarla ayakların. Güle güle giy, tamam mı oğlum? Al bakalım, bunu da ben aldım. Ne almış bakalım. Bunu açılıyor mu? Açılıyor. İçinde helva var. Helva var. Açmana yardım edeyim mi? Hadi Necla teyze yardım etsin sana. Kendin açabildin zaten. Evet. Bir sürü helva var. Nasıl bay? Seviyor musun sen helvaları? Alalım. Tamam, alalım. Şunu alalım. Tamam, yiyecek misin? Ama başka hediyeler de varmış. Onlara da bak istersen, sonra yiyelim, olur mu? Şimdi yiyelim. Şimdi mi yiyelim? Tamam. Açalım mı? Necla teyze, sen açabilir misin? Açarım tabii ki de. Senin etmiyor ama daha 3 kişi var. Oo, Bulut'un en çok sevdiği helvada. Teşekkür et. Ben tutayım onu. İşte teşekkür et bakalım, hadi bir de. Sen benden ne istemiştin? Şimdi getireyim mi annesine?
Ne istedin Nedime teyzeden? Helva. Çorap. Yeşil çorap istemiştin ya. Bak sana tavşanlı, yeşilli, mavili çorap. Çizgili çizgili en sevdiği. Bu? Bu da lacivert çorap. Beğendin mi? Ben bunu isteyeyim. Sen çok tok gözlü bir yeğensin. Tamam. Güle güle kullan. Şöyle koyalım. Kılavuz. Başka hediyen var mıymış? Şeyma'dan ne istemiştin? Şeyma'yla barışmak için ne istemiştin sen? Jelibon mu istemiştin? Bunu al. Sen bunu seviyor musun? Hı hı. Peki meyve suyu seviyor musun? Hı hı. Sana bir tane de çok gezmeyi seven bulut kitabı aldım. Hepsini aldım. Hepsini aldın mı? Beğendin mi? Anneyle babanın hediyesini de sana verelim mi? Anneyle babaya da hediye aldık. Onu da sen tutmak ister misin? İsterim. Jelibon. Açalım. Anneyle babanın hediyesini de gör. Ondan sonra sen helvanı bitir, jelibonunu aç. Kiminmiş o? O anne. Da altlık. Böyle tencereleri koyuyoruz ya anneciğim. Çok güzelmiş değil mi? Mavili mavili biz severiz maviyi. Sen maviyi mi seviyorsun en çok yeşili mi? Gerçekten Mudurlu'dan aldık onu. Belli zaten bu da Mudurnu'nun. Aynı yerden aldık. Şunları paket halinde görüyorum. Onlar bizimmiş. Onları açma açma. O anneyle babanınmış. Bu senin. Bu senin. Evet. Hayır o benim. O benim. Ne yapacaksın sen onu? Bir şeyler koyacağım. Ama anneciğim. Tamam senin olsun. Ne? Nihale onunmuş. O şimdi çıkartalım. Ayrılmak istemedi. O kadar çok özlemiş ki onları. O kadar çok özlemiş. Özellikle Necla teyzesini yanından ayırabilene aşk olsun. Zaten normalde duygularını çok fazla ifade edebilen bir çocuk değil ama seni çok özledim diye teyzesine de söylemiş bu kez. Akşam saatinde çıktık. Parkta da bir saat kadar oynadı. Eve geldik şimdi. O televizyonu falan açıyor. Ben hemen bir mutfağı toparlayıp bulaşık makinesini boşaltmam lazım. Mutfağı toparlayıp akşam yemeği için de kahvaltı türü bir şeyler hazırlayacağım. Sonrasında Bulut'u hızlıca bir akşam uykusuna yatırayım. Teyzelerin aldığı hediyeleri de o kadar beğendi ki özellikle ev botlarına bayıldı. Kucağında getirdi onları eve kadar diyebilirim. Bir tek parkta oynarken anne sen tutar mısın dedi. Şimdi keyfi yerinde, teyzelerini özlemiş, o özlemi giderdi ya, keyfi yerinde içeride oynuyor. Ben de dediğim gibi hemen akşam yemeği için bir şeyler hazırlayayım.